Bir git. Dilaver gelir şimdi. Çabuk ol. Neden Rıza abi? Niye salıyorsun beni? Sonra öğrenirsin. Şimdi kaybol. Rıza abi, annemden nasıl haberin var mı? Ey oğlum, ey annen, nereye git diyorum sana. Hadi git. Burası boş. Ağam, ben sana dedim. Boşuna zorluyoruz. Bunlar normal bir aile. Ne iş olur Bedir'le? Ağam, Bedir öldü. Hem babanız kızıyor. Yarın akşama kadar burada olmaz, ayaklarını kırarım dedi. Peki Rıza. İçim hiç rahat değil ama. Peki, gidelim. Yavaşça, yavaşça. Boğulacağım. Diyeceğim ya. Sevda. Sen durumun ciddiyetin farkında değilsin galiba. De dur abla ya. Bak ağlayacağım yine. Ağla, ağla. Ağlanacak kardeşim. Ağla. Söylediğime pişman etme beni. Daha dur, daha ablam mı öğrenecek? Bana bak, vallahi öldürürüm seni. Ya da yok. Öldürmem. Aslında görüştüğünü ablama söylerim, o kendini öldürür. Ama niye? Zaten Dallas gibi olduk. Maşallah, herkesin bir sırrı var. Ablam geldi. Abla. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Ablacığım, bizimle paylaşmak istediğin bir sırrın var mı? Tabii, sus. Abla, ne yaptın? Pasta mı yiyorsunuz siz? Dur bakayım. Bu saatte de iyi kilo yapar ha. Ablacığım, sen eniştemin yanına gitmeyecek miydin? Sade, böyle güzel pastaları nasıl yapıyorsun? Gerçekten harika olmuş, bravo. Söyledin mi enişteme abla, ne yaptın? Pasta harika olmuş, ben bu tabağı bitiririm. Sen kendine başka tabak yap. Abla, iyi misin canım? Kızdı mı yoksa o enişte mi olacak adam? Ay kesin sinirlerini bozdu senin. Ayarsız bu eniştem ya. Boş ver ya. Ablan ne oldu? Anlatmak ister misin? Gitmedin mi yanına? Boş verin kızlar ya. Söyleyemedim. Ama pasta harika olmuş. Yani yeğeninizin canı pasta çekti herhalde. Kendimi tutamıyorum. Ben bunu bitiririm. Başka var mı? Bir dilim kaldı. Tükürüm bak. Ben tükürüm gibi yerim seni ya. Ver dedim ya. Pasta yiyoruz baba. Çok güzel olmuş. Ben yaptım. Allah layığınızı versin. Şu halinize bakın be. Görgüsüzler. Kıtlıktan çıkmış gibi. Şimdi hemen elinizi yüzünüzü yıkayın. Ağzınızı çalkalayın. Dişlerinizi fırçalayın. Doğru odanıza. Çıt çıkmayacak. Sesinizi duymayacağım. Bir pasta iç. Bir pasta için. Orada unuttun mu sen de? Unutur muyum seni? Hadi, sofra hazır. Günaydın babacığım. Günaydın kızım.
Servet. Ha canım. Bak ne diyeceğim. İleride çocuğa bakıcı falan tutmaya kalkarsan bozuşuruz ona göre. E ne yapacağım baba? Ben bakarım torunuma. Ben de bakarım. Sevda da... Sevda da bakar diyeceğim ama... Onun adına söz vermeyeyim ben şimdi. Sevda önce kendine baksın. Aç gidecek işe. Sevda neredesin kızım, gelsene. Ay geldim. Günaydın. 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 Vay Sevda. Kız bu ne güzellik böyle. Bir değişik haller, kırmızı rujlar filan. Ha, ne oluyoruz? Aman her zamanki halim canım. Abartmayın siz de, geç hadi otur. Dur ekmek yok, ben bir ekmek keseyim. Ben bu kızın sonu Nurten Hanım'a benzeyecek diye korkuyorum. Nurten kim ya? Nurten Hanım şu ileride otururdu. Bunun hazırlanıp evden çıkması çok uzun sürerdi. Kocası da kornaya basıp beklerdi onun kapı önünde. Biz de korna çaldığı zaman derdik ya, Nurten Hanım hazırlandı, nihayet evden çıkıyor. Sonu benzeyecek dedin, sonu ne? Bir gün kornaya basmadı. Ne yaptı? Gaza bastı. Yani? Gitti adam, sonra boşadı onu. Yuh! Oo, ben geç kaldım. Kızlar ben Dilara Hanım'ın evine gidiyorum. Siz de hemen ofise geçin, eksikleri tamamlayın. Bakın zamanımız çok az kaldı. Bir şey yeseydin kızım. Baba yolda hallederim artık. Abla dur, getirdim ben ekmekleri. Hadi siz yiyin afiyetle, görüşürüz. Ama abla. Allah Allah. İyi süslenememiştir o. Kim? Ne, Nurten. Nurten kim ya? Ama ne bileyim ya. Boş ver kızım, sen yemeğini ye. Seninle ilgisi yok onun. Kalkalım mı biz de ya? Dur bir şey yiyeyim ya. Hadi bakalım güzel kızlarım benim. Hadi çok para kazanın, şikayet ettiğiniz şu babanızın arabasını değiştirin, tamam? Şişt, İsmail! İsmail! Dursana lan. Gel. Şişt. Ne haber akıllı? Ben eve gidiyorum Muzaffer amca. Sonra görüşürüz belki. Gel bir çay içelim oğlum. Hiç tadım yok bugün. Havaya bak. Gelmezsen gelme lan. Artist. Hadi kızım siz gidin. Hadi. Hadi çocuğum. Hadi baba. Hadi güle güle. Niye böyle yaptı bu? Sana yapıyor. Bana mı? Ha, evleniyorsun diye. Evlenmiyorum ben. Henüz. Doğru. Çünkü sen yanlış adama aşık oldun. Saadet, ayarsız mısın kızım? Sabah sabah. Ben daha fazla oyalanmayayım Dilara Hanım. Düğün mekanına gidilecek, hazırlıklar falan zaman alır. Düğün evde olacak Servet'ciğim. Evde mi? Hı hı. Yani, çevresi geniş bir ailesiniz. Yani şaşalı bir düğünü tercih edersiniz diye düşünmüştüm. Yanlış anlamayın. Aslına bakarsan şartlar daha farklı olsaydı ben de başka türlü hareket etmek isterdim ama... ...şu an için böylesi en doğrusu olacak Servet'ciğim. Dostlar arasında bir düğün olacak. Siz nasıl isterseniz. Ama zaten ben seni bunun için seçtim. Evde de olsa sen en mükemmelini yaparsın Servet'ciğim. Teşekkür ederim, sağ olun. Ya gir sen. Aa, kapalı burası. Kapalı mı? Ha. Artık dün akşam ne olduysa birileri işe falan gelmiş. Saadet. Hadi bakalım çocuklar. Hadi dikkat edin ha, aman. Özen göstererek taşıyın. Bak dikkat diyorum, kime diyorum. Allah Allah. Hadi bakalım, öbürü nerede? Ne o? Almışsın sazı eline yine. Abim, Servet yengemin düğün için gönderdiği malzemeler. He? Abim, düğünün yemeğini burada yapacağız ya, hatırlıyorsun değil mi? Ha, hatırlıyorum, hatırlıyorum.
Hey sen gözünü dört aç da bir sıkıntı çıkmasın. Abim gördüğün gibi azami derecede dikkat ediyorum. Sen hiç merak etme, gözün arkada kalmaz. Eyvah ey. Ey abim. Ne Nuri ne? Abim arasana yengemi. Ya arayıp da ne diyeceğim ki şimdi ha? Söyleyecek laf mı kaldı? Hata üstüne hata, hata üstüne hata. Abim malzemelerin geldiğini söyleyeceksin altı üstü. He, sen onu mu diyorsun? Onu dedim tabii. Sen ne sandıydın? Çalıyor. Dur lan ne yapayım? Elimizi yüzümüzü yıkasaydık ya. Abim telefonla konuşacaksın altı üstü. Abdest almana gerek yok. Uzadı senin de dilin ha. Çalıyor. Yüzün yok aramaya tabii, Nuri'yi arattırıyorsun. Efendim Nuri. Ha, Yılmaz ben Servet, Yılmaz. Ha sen misin? Buyur. Ya buyur ne öyle, Servet pazar esnafı gibi sabah sabah. Zarif ol, alttan al abi. Ne? Zarif ol, alttan al. Yılmaz sen kiminle konuşuyorsun? İyi, senle konuşuyorum, senle. Servet, kimle konuşacağım? Bu mutfak tezgahları şey olmuş da... Nasılsın? He. Neyse sen boş ver. Nasılsın? Ben iyiyim, sağ ol. Ben de iyiyim. Servet, sağ ol. Sormadın gerçi ama neyse. Yılmaz bak, şu an çok işim var. Bir şey diyecek misin gerçekten? Bir şey diyecek misin derken... Çağır gelsin. Yani niye aradın demek istiyorum. Vallahi bu malzemeler... Gelmiş de senin düğün yemeği için onları gelip alacak mısın diye soracaktım ben. Aslında ben orayı hiç meşgul etmesem daha iyi olacak. Başka yerde hallederim. Ya ne alakası var Servet Allah aşkına? He? Şimdi dükkanı yeni açtın. Daha masraf etme. He? Gel bizim de çok işimiz yok zaten burada. Burada hallediveririz. Şimdi zaten bu kadar malzemeyi nasıl taşıyacağız? Peki tamam öyle olsun. Hadi kapatıyorum şimdi. Vallahi kapattı. Abim dinlemiyorsun ki kardeşini. Zarif ol diyorum, alttan al diyorum, dinlemiyorsun. Ya bir sus be! Ya bir sus! Zaten her lafın her yerine giriyorsun bir bilirmiş gibi ya vallahi aşkına. Yürü git çay getir bana. Abim açık getiriyorum, zileri yap. Ya git yürü! Vır. Çok eksik var ya. Evet. Zor yetiştireceğim vallahi. İyi. İyi. Biz de pastaneye gideriz. Oradan ay çöreği falan alırız. Onu ikram ederiz düğünde. Olabilir. Ne oluyorsun be? Abla. Ha abla sen mi geldin? Ben geldim. Sürpriz mi oldu? Yok. Bana olmadı. Saadet ne diyorsun tam olarak? Yok abla ya işte. Kendi çapında eğleniyor Saadet. Hoş geldin sen. Hoş bulduk. Bedir nerede? Bedir gelmemiş abla. Ya Sevda'yı ara dedim ama aramıyor. arasaydınız ya. Kızlar, Yılmaz'ın oraya gitmek lazım. Düğün yemeği için malzemeler gelmişti. Ya abla sen gidersin artık. Benim bir sürü işim var. Daha alışverişe gideceğim ben. Saadet, benim de işim var. Ben giderim. İyi git o zaman. Hadi çık. Görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Nesi var bunun? Şey, yok bir şey abla. Ya her zamanki Sevda işte. Gezmeye yer arıyor. Haydi ben de çıktım. Bir sürü eksiğim var. Görüşürüz abla. Güle güle. Merhaba. Enişte. He. Ne arıyorsun kız burada? Sen miydin? Gel. Eyvallah. Geç.
ne hesap yapıyorum. Gel bakalım. Şey enişte, Bedir yok mu? Vallahi sabahtan beri yok ortada. Dün gece de görünmedi. Ben de ofiste kalmıştır herhalde diyordum ama. Hayırdır? Ofise de gelmedi de merak ettim. Yok bir şey. Neyse ben zaten malzemelere bakmaya geldim ya. Servet niye gelmedi? İşi varmış. Allah Allah. Bir şey dedin mi bana? Ne gibi? Yani öyle genel olarak bir şey dedin mi? Bir notu falan yok mu bana? Ne diyorsun enişte ya? Allah Allah. Şişt, gel buraya. Gel buraya. Gel bakayım. Ne? Ne oldu o Tibet mevzusu? Ne dedin çocuğa ha? Ha. Yok ya, daha bir şey olmadı. Sen de az değilsin ha. Az değilsin ha sarı sevda. Çek bakalım Naz'a kendini, çek. Ne biçim konuşuyorsun enişte ya? Neyi ima etmeye çalışıyorsun? Herkes beni benden daha iyi tanıyor zaten ya. İyi vallahi. Ya... Allah Allah ya, bir de bana deli derler ha. Ben söyleyeceklerimi söyledim anne. Dün geceki rezaletten sonra bir de bu mu çıktı şimdi? Annenin lafının ortasında evi terk etmek. Seni tanıyamıyorum artık. Bu kız ne hale getirdi bizi ya? Anne bak, sana son kez söylüyorum. Ben o kızla evleneceğim. Evlenmeyeceksin oğlum. Eğer bir sakin olup düşünürsen... Ya ne? Yeter! Akıl vermekten vazgeç artık. Çocuk değilim ben. Sevda'yı seviyorum. Sevmiyorsun oğlum. Sen bugüne kadar her istediğini elde ettin. Sevda şimdi seni reddediyor. Onun için kıymetli oldu. Alıştığın şeyler değil bunlar. Biliyor musun? Sen sadece Sevda'yı değil, beni de aşağılıyorsun. Çocuk değilim ben. Aptal hiç değilim. Ne hissettiğimi biliyorum. Onu elde edince sıkılacaksın. Yeter! Yeter! Çocuk değilim ben artık. Nasihat etmeyi bırak. Bak, çok ciddi söylüyorum, beni kaybedeceksin anne. Yemin ediyorum beni kaybedeceksin. Sonsuza kadar, anlıyor musun? Benimle konuşurken dikkat et. İlla kaybedeceksek bu tek taraflı olmaz, biliyorsun değil mi? İplerim senin elinde yani. Al. Ne yapıyorsun ya? Bağ bunlar değil mi? İp. Tibet. Beni bağlayan şeyler ha? İyice tüpünle çevireyim mi? İster misin? Tibet, topla kendini. Ne dersin? Bak. O çok güvendiğim, bana bağladığın ipler bunlar. Yok şimdi, kopardım hepsini. Tamam. O kadar ciddiyim diyorsun yani ha? Anne, ya benim senin hiçbir şeyine ihtiyacım yok. Sen beni kaybettin. Tamam, başka kaybeden de yok. Niye biliyor musun? Çünkü ben Sevda'nın elinden tutup o kadar insanı karşısına çıkarırken her şeyi göze almıştım. Anladın mı? Tibet. Hoş geldiniz. Saadet, zamanımız kalmadı bak. Bize... Aslım! Saadet, tehlikedeyiz. Sana söylemediğim şeyler var. İyi. Söyle o zaman, kaç kişinin katilisin sen? Kaç cinayet işlerinden haberin var mı? Ben kimseyi öldürmedim. Öldürdüm. Sen çilek çaldığı için haksızlığa uğrayan çocuk değilsin artık. Katilsin. Ne yapıyorsun katili? Hep o Kemal olacak adam karıştırıyor aklını senin değil mi? Aslım konuşma. Ya Leyla'yı hatırlamıyorum bile. Kimmiş? Kemal'in eski sevgilisi miymiş? Aslım konuşma dedim sana. Kemal'i bırakıp bana gelmiş öyle mi? Bir polisin 3 kuruş maaşı yetmediği için. Ya Asım sus! Leyla onun ablası. Özgür'ün ablası, anladın mı? Abi arkadaşın karısı doğum yaptı gece. Ona gittim arayınca. Niye haber vermiyorsun oğlum? Allah Allah. Abi ne bileyim, öyle acil geldiğince telaşlandım, aklıma gelmedi.
Ne oldu boynuna? Koltukta uyuyakalmışım abi ya. Allah Allah. İyi. Güzel Çin merhemi var. Nuriye söyle getirsin, olsun azıcık seni. Abim ben çoktan gördüm. Çıkart montunu Bedir kardeş. Şöyle şifalı ellerimle bir yoğunup yorayım seni. Çıkar oğlum, çıkar. Şifacı geldi, şifacı. Çıkar. Enişte benim işim. Hoş geldin. Ne oldu? Tamam mı malzemeler? Ha, tamam enişte. Evet. Boynunda ne oldu? Şey, tutuldu. Ha. Dur, ne olayım, bakayım ben. Ben bakıyordum ama tabii sizin eliniz daha yumuşak. Şey, tam burası mı? Dur bakayım güzelce. Sür bakalım merhemi, güzelce olur. Hah, sürüyorum abim. Şurayı tutsan şöyle bana neydi? Şöyle tutsan. İşin var senin burada, ha? Masanın işin var Yılmaz ya. Geç şuraya. Sevda mıydı o? Ondan korkuyorsun değil mi? Artık bu korkuları aş Yılmaz. Pişman mı olacaksın yine? Beni ortada mı bırakacaksın? Yılmaz bana bir şey söyle, ne olur susma. Ne söyleyeyim? Ha? Ben yanındayım de. Korkma de, her şey çok güzel olacak de. Ya da git de, ne halin varsa gör de. Bu halin ne diyorsun zaten Yılmaz? Ne yapıyor? Gidiyorum. Hamileyim. Ve madem bu yolda yalnız başımayım, gidiyorum. Seni de vicdanınla baş başa bırakıyorum. Çocuğunu taşıyan kadını nasıl ortada bıraktığını uzun uzun anlatırsın ona. Nasıl oldun? Ellerine sağlık, iyi geldin. Dur sen, ben alayım. Ay! Pardon, iyi misin? Al! Ya! Dikkat etsene! Niye bırakıyorsun ki kasayı? E sen tuttun diye. Gülme. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sen iyi misin? İyiyim. Vallahi Servet yengeme söyleyeceğim. Mavra yapıyorlar, çalışmıyorlar diyeceğim. Ay ne alakası var ya? Al sen de şunu. Sor Servet. Ne işin vardı senin orada de. Yok ya, arama. Kendi arasın, söylesin işte. Saadet. Hani sen eksiklerini tamamlayacaktın. Bulamadım aradıklarımı abla. Düğüne ne kaldı şunun şurasında? Aradıklarını bulamadıysan bulduğunu alsaydın bari. Tamam abla ya. Bana bak. Senin rengin mi atmış, daha da beyazlamışsın sanki. Yok bir şeyim abla. Hatta bugün bitti. Eve gidelim. Sevda'nın işi uzamış, direkt eve gelecekmiş. Hadi giyin üstünü. Ne? Ne? Saadet, çıkar ağzındaki baklayı. Bak geldiğinden beri kurdeşen döküyorsun gözümün önünde. Abla, izin olursa Kemal'le görüşmek istiyorum. Saadet, kocaman kadın oldun. Benden izin almak niye?
Git görüş ama yorma kendini. Bak yarın öbür gün çok yorulacaksın zaten. Tamam abla. Teşekkürler abla. Rica ederim. Görüşürüz abla. Saadetciğim ne zaman büyüyeceksin sen? Bakalım günün tarihlisi kim? Aa, Yılmaz. İyi akşamlar babacığım. İyi akşamlar. Rahatsız etmiyorum inşallah. Yok canım, ne rahatsızı. Ben de İsmail'i bekliyordum. Bütün gün gelmedi. O sandığımda. Neyse, sen geç içeri. Ben de şu elimde kaldı, bunu atacaktım. Tamam ben atarım. Bak. Sen zahmet etme Yılmaz, ben atarım. Ya babacığım atarım ben, ne zahmeti gözünü seveyim. Bırak tamam, ben de servetimi görmeye gelmiştim zaten. Evet. Git gör servetim. Eskiden olsa yapmazdı. Şimdi servet var ya küsler ama ona... Ben alayım o. Servet. Yılmaz. Geldin mi? Ben de seni bekliyordum. Hayırdır? Vallahi geleceğim dedin gelmedin. Sevda'yı yollamışsın, merak ettim. İşlerim vardı. He. Halletti Sevda sağ olsun. Haberim var. Evet. Ne? Bilmiyorum, böyle kaldık postan korkuluğu gibi de. Yani bir şey demeyeceğim mi? Öyle bekliyor mu burada? Ben de bekliyorum Yılmaz. Gördüğün gibi. Nasıl yani? Bana diyeceğin bir şey var mı Yılmaz? Aslında yok. Yok. Tahmin ettiğim gibi. Hayır, varsa yani burada söyle. Çok yorgunum. Erkenden yatmaya gideceğim. Onu söyleyecektim. Neyse. İyi geceler. Geceler. Açım ya. Sen ne yiyeceksin? Ben bir şey yemeyeceğim. Kahve içeceğim. İyi. Ben de kahve içeyim o zaman. Nasıl olsun kahveniz? Şekerli. Biri şekerli, biri sade. Evet. Nasılsın? Görüşmeyeli. İyi. Bildiğin gibi. Konuşamadık da o gün. Ben orada bir anda kaçıp gidince... Ben söylenecek her şeyi söyledim Saadet. Yaşadığın şey çok üzücü gerçekten Kemal. Yani öyle herkesin altından kalkabilir. Yıllardır duyduğum şeyler bunlar Saadet, boş ver. Öyle ama. Teşekkürler. Afiyet olsun. Acı bu. Bu da tatlı. Karıştırmışlar. Yenisini söyleyeyim mi?
geçerim ben bunu böyle. Peki, annenler nerede şimdi? Baban? Saadet, beni teselli etmek zorunda değilsin. Ben seni teselli etmek için söylemiyorum ki. Gerçekten merak ettiğim... Boş ver. Aman sen de insanı bir konuşturmuyorsun ki. Ne oldu? Acıdın mı bana? Acıma, boş ver. Ben seni o mezarın başına bana acı diye götürmedim. Küçük aşk oyunlarının bedeli nasıl ağır ödeniyor gör diye götürdüm. Ben... Sen ne? Ben beni yakın bulduğun için paylaştığını zannettim ama yanılmışım. Acı kahve için teşekkürler Kemal. Bir meyve suyu falan getirseydin, boğazımda kaldı vallahi. Vallahi kusura bakma Sevda ablam, unutmuşum, çocuklara söyleyeyim de getirsinler. Ben getiririm, ellerimi yıkayacağım zaten, bitti yemeğim. Dur, mutfak karışık, ben getiririm, sen bulamazsın. Ah. Ah, muhteşem zamanlama. Efendim Tibet. Sevda canım, neredesin? Çalışıyorum, düğün için. Ofisteysen geleyim mi, seni görmem lazım. Tibet, ofiste değilim ben. Tibet, işlerimi toparlayınca ben seni arasam olur mu? Tamam, olur canım. Aa, ne oluyorsun be? Meyve suyu istemiştin, al iç. Sen iç. Zıkkım iç hatta. Allah Allah. Nereye gidiyorsun? Sana ne? Sen ne biçim konuşuyorsun herifle hala? Niye arayacağım diyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun Sevda? Asıl sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Bırak kolumu. Dün geceden sonra tek kelime etmedin. İşe de gelmedin. Çocuk muyum ben? Gidiyorum ben. Onunla mı buluşacaksın? Evet. Gerizekalı. Bana mı dedin Sevda? Sana demedim. Sana bir şey söyleyeceğim Tibet. Bu akşam evde olmam gerekiyor. Başka zaman görüşürüz, tamam mı? Tamam. İyi. İyi geceler. Ha, Servet. Bak burada ne diyor kızım? Hamileliğin belli bir döneminden sonra kullanman gereken ilaçlar varmış. Doktorda bir sor bakalım, bu ilaçlar hangileri ve ne zaman başlıyor? Zamanı gelince kendisi söyler babacığım. Sormaya gerek yok. Ne demek sormaya gerek yok ya? Ayrıca şu haftaya beraber gidelim doktora, bir de ben göreyim. Gözüm tutmazsa hemen değiştireceğiz doktoru, ona göre. Ay abla, ben de geleyim mi? Hem yeğenimi de görmüş olurum. Olur valla. Ay, cinsiyeti ne olacak acaba? Ne olacağı var mı kızım? Pastaya nasıl saldırdığımı görmedin mi? Ne demişler? Ye tatlıyı, doğur atlıyı. E şimdi de mandalinayı, ye ekşiyi, doğur Ayşe'yi de diyebiliriz yani. O mandalinalar tatlı bir kere, ekşi değil, tamam mı? Ben aldım. Baba, bu ekşi, istersen dene bak. Nasıl ekşi be? Bakayım bakayım. Ulan bu balav gerizekalıymış ya. Haklısın. Bak gördün mü? Ayşe işte. Ne kına yak. Ben geldim. Hoş geldin kızım. Hoş geldin. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ay abla, keşke ikiz olsa ya. Bir kız, bir erkek. Oo, ne güzel olur ha, değil mi? O öyle sizin istemeniz de olmuyor işte. Hem ikiz olsaydı şimdiye kadar belli olurdu. Ben biraz dinleneyim. Abla. Dur abla, biz de gidelim. Abla. Ya kız dinleneceğim abla diyor. Siz abla abla peşinden abla gidiyorsunuz be. Abla.
Kesin bu da kız, değil mi? Hı-hı. Gönder, gönder. Yetmiyor üç tane. Abla, abla. Ay ne öyle abla abla diye peşime takıldınız? Dinleyeceğiz. Anlamadım. Dinleyeceğiz. Saçmalamayın. Gel otur şöyle. Ben de dinleyeceğim. Ay daha küçücük, hiçbir şey belli olmaz şu an. Ay abla sus, duyuyorum ben. Ya ben de duyuyorum. Kız kıpırtısı bu. Kız olacak. Ya hareketleri böyle sert. Erkek olma ihtimali yüksek yani. Uydurmayın. Daha bir şey belli olmazmış. Ya abla bozmasan olmaz değil mi? Biz de biliyoruz yani olmayacağını ayrıca ama temennimizi söylüyoruz. Ha? Erkek olmasın ya. Erkekler kütük. Evet ya. Erkek olursa üzer bu kızları. Yakışıklı da olur zaten babası kılıklı. Öyle boylu poslu. Kız güneş gözlüğüyle doğmasın bu. Böyle yakalar kalkık falan. Babasıymış. Gece gece sinirlerimi tepeme çıkardınız. Hadi kalkın gidin. Kalkın gidin diyorum. Uykum var, uyuyacağım ben. Hadi gidin. Ne oluyorsun ya? İyi geceler abla. İyi geceler, hadi. Buyurun İsmail Bey. Kahvaltı saatinde biraz geciktirdiniz ama... ben şimdi size bir tepsi hazırlarım efendim. Ben yemeğimi yedim zaten. Ama varsa bir çay alırım. Lan İsmail. O kafanı ayağımın altına alırım. Kafatasını kırmadan beynini cırp diye ezerim seni. Hoş geldin İsmail. Sahi sen bize kaç gündür niye gelmiyorsun? İşlerim vardı. İhalesi vardı da. Ya. Halbuki Sevda ablanı görmeden günün geçmezdi İsmail. Ne oldu? O eskidendi Saadet ablacığım. Aa, eskidendi demek. Ne kadar eskidik İsmail? Ne oldu? Hı? Ne olacak? Evlenme teklifi almışsın. Kapına dayanmış o çakmacı Nedim. Çakma ne? Duydunuz işte. Sevda ablan daha cevap vermedi. Yani kabul etmeyecek misin? Sevda, çocuk sana soru sordu. Aa, yani siz de babamın karşısında. Değil mi baba? Sorduğun sorulara bak. Acelemiz yok mu bizim? Hadi yürüyün, işe gidelim. Hadi görüşürüz baba. Görüşürüz İsmail. Görüşürüz. Hadi kızlar, acele edin. Görüşürüz akıllım. Görüşürüz. Görüşürüz. Sırıtma lan. Hadi ye önündekileri. Peynir ye, peynir. Arkadaşlardan sen ve Sevda sorumlusunuz. Saadet'le de konuşun, ondan habersiz bir iş yapmayın. Ben gidip gelin hanımla ilgileneceğim. Hadi herkes işe koyulsun, hadi. Tamam abla. Evet arkadaşlar, masaları yerleştireceğiz bugün. Ablam gördüğünüz gibi örnek masayı hazırlamış burada. Bütün masalar buna göre düzenlenecek, tamam mı? Arkadaşlar gelin malzemeleri yerleştirelim şu tarafa. Hadi kızlar. Hayatım çok güzel oldu. Gerçekten mi? Gerçekten. İyi ki bunu sipariş ettirmişiz. İyi ki. Tam oturdu üstüne. Çocuklar, bakın sizi tanıştırmak istediğim birisi var. Servet'cim, tanıştırayım. Bu oğlum Murat. Memnun oldum. Memnun oldum. Bu da gelinim Arzu. Merhaba. Memnun oldum. Servet Hanım da düğünümüzün organizasyonunu yapacak. Her şey istediğiniz gibi gerçekleşecek. Siz hiç merak etmeyin. Çiftimizin mutluluğu için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bundan eminiz. Çok teşekkür ederiz şimdiden. Bu arada gelinlik çok yakışmış. Evet. Ben gelinimizle ilgilenirken siz de garsonların kıyafetlerine bir bakın. Hepsini özenle seçtik. Umarım bir tanesini beğenirsiniz. Hadi gel Murat. Kaç kere ölçü alındı, hala sıkıyor. Tam ölçünüze göre yaptık Arzu Hanım. Tam ölçüme göre yaptınız da neden sıkıştım bu kadar? Yarın düğünüm var, hala bunlarla uğraşıyorum. Bel bölgenizde biraz sorun var, kilo almışsınız galiba. Sen ne dediğinin farkında mısın? Nasıl böyle konuşursun benimle? Düğün arifesinde olur böyle gerilimler. Bir de ben bakabilir miyim, pardon.
bağlarımı değiştirsek acaba? Aa, burada pay varmış. Onu da açarsak... Ben bu terzinin diktiği yeniliği giymek istemiyorum. Ya insan gibi anlasacağına, çözüm bulacağına kilomamisinin ip işin içinden çıkıyor. Bize biraz müsaade eder misiniz lütfen? Tabii. Terzinin bir suçu olmadığını ikimiz de biliyoruz. Ne demek istiyorsunuz? Hamilesin demek istiyorum. Benimle nasıl böyle konuşursunuz siz? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin? Arzu, lütfen konuşmalarına dikkat et. Servet Hanım yabancı değil. Önemli değil Dilara Hanım. Lütfen Servet. Hadi sen git üstünü değiştir. Servet Hanım ayrıntılarla ilgilenecektir. Arzu'nun kendisi zaten başlı başına bir sorun. Otur lütfen Servet. Otur lütfen. Böylece düğünü neden evde yapmak istediğimizi anlamış oldun. Bana açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Önemli değil Servet. Sana güveniyorum. Magazine malzeme vermek istemiyoruz. Onun için dostlar arasında mütevazı. İyi misin? Abla, ne oldu? Neyi var? Kendimiz. Hadi sen git. Güzel güzel tatlı tatlı sohbet et onunla. İhtiyacı var gerçekten. E sen nereye? Ha, benim yine evlilik terapisti var. Gitmem lazım ama. İçmek istersin diye düşündüm. Kusura bakma, sinirlerim çok bozuk. Önemli değil. Senin için buradayız biz. Biz derken? Servet Hanım, ben. Hepimiz. Servet Hanım da hamile olduğumu hemen anladı. Gözünde hiçbir şey kaçmaz ne yazık ki. Yani yıllardır çekiyorum. Nasıl yani? Ablam olur kendisi. Ya sır değil ki zaten. Ben Dilara'nın söylediklerine katlanamıyorum. Sevmiyor beni. Gelinini seven kaç tane kaynana tanıdın sen? Öyle değil. Benim servet avcısı olduğumu düşünüyor. Bilerek hamile kaldığını düşünüyor. Oğlunun senden daha iyisini hak ettiğini düşünüyor. Oğlunun gerçekten seni sevdiğine inanmıyor. Seni, aileni hor görüyor. Parayla sana istediği her şeyi yaptırabileceğini düşünüyor. Hatta ilk öğrendiğinde rüşvet falan da teklif etti belki oğlunun hayatından çıkman için. Sen nereden biliyorsun bunları? Önemli değil. Önemli olan tek şey var. Düşündükleri doğru mu? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Sen bir insanı severken onu ikiye ayırabilir misin? Yani zenginliğini ayrı, karakterini ayrı düşünebilir misin? Ben gerçekten fakir birisini sevseydim ama sırf parası için Murat'la evlenseydim, o zaman Dilara Hanım haklı olurdu. Haksız mıyım? Alo. Vay be Asrın. Pasaportlar güzel olmuş ha. Ama keşke bir tane yaptırsaydım. Kendine. Çünkü saadetin ihtiyacı olmayacak. Bir dakika. Asrın, sana kuralları söylemiştim. Söylediklerimi yapmazsan saadet ölür demiştim. Özür dilerim, yapacağım. Hata yaptım.
artık çok geç. Ama istersen son bir kez gör Saadet'i. Koşarsan yetişirsin. Gönül işleri ofisinin önünde. Ölüsüne mi, dirisine mi? Ben de bilmiyorum. Oh Saadet, iyisin. İyi misin koçum? Tamam ne olur. Tamam ona hiçbir şey yapmayın tamam. Ne olur. Her şeyi yapacağım. Kolyeyi de çalacağım. Her şeyi yapacağım. Tabii canım. Ben zaten güveniyordum ki sana. Hadi eyvallah. Fırından yeni çıktı. Tadına bakmak ister misin? Olur. Dikkat et, sıcak. Eline sağlık. Güzel olmuş. Afiyet olsun. Saadet, ben dün... Dün ben senin üstüne biraz fazla geldim, biliyorum. Yani sen istesen zaten kendini anlatırsın. Hiç kimsenin öyle sana dadılık yapmasına gerek yok. Sen de koskoca polis komiserisin sonuçta, değil mi? Değilim. Nasıl? Hakkında soruşturma açıldı. Açığa alındım. Ya ne demek açığa alındım ya? Sen dünyanın en iyi polisisin Kemal. Merak etme, onlar hata yaptıklarını anlarlar. Gör bak. Hiç sanmıyorum. Niye? Emniyet ihbarda bulunmuş birisi. Ablamla Asrın arasındaki bağlantıyı öğrenmişler. Gerizekalı! Yalancı! Pis yalancı! Saadet ne oluyor, iyi misin? Kemal özür dilerim. Çok özür dilerim. Bunların hepsi benim yüzümden, benim hatam, benim suçum. Leyla'nın senin ablan olduğunu Asrın'a söyledim. O da gidip ihbar etmiş. Konuşabiliyor musunuz? Neyi? Birbirinize konuşabildiğinizi düşünüyor musunuz? Yani konuşuyor. Sonuçta insanlar konuşarak anlaşır. Onu demiyor. İnsanca iletişim kurabiliyor musunuz diyor. Sorunlarınızı konuşarak çözümleyebiliyor musunuz diyor. Dur cevap veriyoruz işte. Yanlış cevap veriyorsun. Soruyu dinlemiyorsun ki. Servet Hanım, müsaade edin Yılmaz Bey dilediği gibi cevap versin. Ya Servet hep böyledir hanımefendi. Bak gördün mü, koskoca evlilik terapistini bile düzeltiyorsun ha. Ben yardımcı olmak için yani. Ya bırak canım. Bu sizi de beğenmez hanımefendi. Bu deme bana. Neyse, devam edelim. Kızma bana ne olur. Ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın Saadet? Ya nasıl böyle bir şey yaparsın? Nasıl ya? Asrın'la görüşmüyorum. Yemin ederim görüşmüyorum.
karşıma çıktı. Ben de kovdum, konuşmadım bile. Ya ben ondan bahsetmiyorum Saadet. Ben sana güvendim. Sen nasıl söylersin Leyla'ya ona ha? Nasıl söylersin ya? Çok sinirlendim, çok. Ağzımdan kaçtı. Özür dilerim. Yazıklar olsun sana. Ne var Sevda? Tamam, geliyorum. Aptal Saadet. Geri zekalı Saadet. Şuursuz Saadet. Sen hep böyle inan değil mi? Sen hep böyle inan, sonra bütün bunlar başına gelsin. Hak ediyorsun sen çünkü. Bir hata yapsanız, bunu hemen itiraf eder misiniz? Ben ederim. Hatasına bağlı. Peki eşiniz hatasını itiraf ettiğinde onu affeder misiniz? Ben ederim. Hatasına bağlı. Sevda, bunları götürüyorum. Tamam. Galiba tabaklar vardı onun içinde. Dikkat et, kırılmasın, tamam mı? Sevda. Tibet. Ne işin var burada? Dün görüşemedik. Ben de burada olacağını düşündüm. Öyle mi? Sevda, masajları geldi mi? Tibet, geldin, iyi ettin ama çok işim var benim. Bir beş dakika oturamaz mıyız? Sevda, bir şey sorayım. Bir dakika. İşimiz var, işimiz. Tibet, gerçekten çok işim var. Öyleyse getirdiğim şeyi sana burada vereyim. Ne getirdin? Ne vereceğim? Ne o? Dava mı ettin beni? Daha evet, alacak davası açtım. Hala bir cevap alacağım var. Bu... Benim sana hediyem Sevda. En çok sevineceğin şey. Okula geri mi döneceğim yani? Evet. Okuldan atılmadın mı şimdi? Hayır. Tibet, ben sana nasıl teşekkür edeceğim? Çok, çok mutluyum. Daha mutlu günlerimiz de olacak. Tibet, bu benim aldığım en büyük hediye. Öz eleştiri yapar mısınız? Servet sadece öz eleştiri yapabilir çünkü başka kimse onu eleştiremez. Ne alakası var canım? Yalan mı? Ben profesyonel bir iş kadınıyım. Yani doğal olarak eleştiriye açığım. Bunun tersi düşünülemez. Özel hayatınızı kastetmiştim. İlişkinizde öz eleştiri yapıyor musunuz? Yaparım tabii. Biz niye görmüyoruz? Adı üzerinde öz eleştiri. Kendi kendine yapılıyor. Abla! Bırak oğlum, bırak. Ne oluyor ya? Okula geri dönüyorum kızım. Vallahi. Vallahi bak. Nasıl oldu bu? Ya Tibet getirdi işte, mütevelli heyeti cezamı uzaklaştırmaya çevirmiş. Sevda, yeniden avukat oluyorsun. Vallahi çok sevindim. Oh be. Vay be, Tibet'e bak. Anasını yola getirmeye başladı mı çocuk ha? Ah. Şişt, Sevda. Nasıl olacak bu işler? Ne? Bitir. Ya abla bir dur ya. Hevesimi kursağımda bırakma hemen. Kıskanır mısınız? Başta ben kıskanırım sonuçta. Kıskançlık çok ilkel bir duygu. Servet'e göre sevgiyle ilgili bütün duygular ilkel. Ne alakası var canım? Ne alakası var canım? Seven insan sonuçta kıskanır da çıldırır da sevinir, üzülür, bağırır. Şov yapar yani. Hayır canım, onu kastetmiyorum yani içten olarak. Sen en son ne zaman duvarları yumrukladın bakalım Servet Hanım? Ben belki içimdeki duvarları yumrukluyorumdur Yılmaz. Belki böylesi daha çok acıtıyordur.
Tebrik etmeyecek misin beni? Neyini tebrik edeyim? Ya okula geri dönüyorum. Ben anlamıyorum ki. Attıran onlar, geri aldıran onlar. Sen niye minnettar oluyorsun ki? Hem sen niye sarılıyorsun adama? Ben heyecandan bir yana öyle. O öyle anlamadı ama. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hı? Bir şey yapmaya çalışmıyorum. Ne cevap vereceksin? Söyle, ben de bileyim. Ne cevap vereceğin belli zaten. Bir dakika. Sana ne? Ne demek sana ne? Senle ben... Senle ben ne? Hiçbir şey miyiz yani? Neyiz? Neyiz söyle? Daha kim olduğunu bilmiyorum senin ya. Biliyor muyum? O kadar güvenmediğin birine neyin hesabını soruyorsun sen? Cevap ver. Cevap versene. O beğenmediğin adamın her şeyini biliyorum en azından. Son bir soru. Her şeyi konuşur musunuz? Evet. Evet. Peki. Birbirinize söyleyemediğiniz şeyler var mı? Kendinize sakladığınız. Ben o zaman size şöyle bir ödev versem. Birbirinizden sakladığınız birer şeyi söylemeyi düşünseniz. Bir kağıda yazsanız ve aynı anda değiş tokuş yapsanız. Bedircan, iyi misin? İyiyim abla. Konuşmak ister misin? Yok abla, sağ ol. Pasta ustası Saadet Hanım geldiler deyince koşa koşa yanına geldim Saadetciğim. Hoş geldin. Hoş buldum Dilara Hanım. Nasılsınız? Sağ ol. Evet, neler getirdin bize? Hemen ikram edeyim. Ben de yorumlarınızı merak ediyorum. Affedersiniz. Önce hangisini tatmak istersiniz? Şu. Saadetciğim gerçekten harikasın. Teşekkür ederim. Bunun bir adı var mı? Yok. Bunun adı yok. Sen hangi okuldan mezunsun? Yurt dışında bir pastacılık okulu falan mı? Yok. Ben öyle kendi kendime yapmaya başladım. Güzel oldu. Şimdi öyle farklı farklı yeni şeyler deniyorum işte. Ev kızısın yani. Yok. Ben daha önce bir kuyumcuda yöneticiydim. Ama ayrıldım sonra. Kuyumcu mu dedin sen? Hı hı. Ciddi misin? Evet. Gel benimle. Gel gel. Bak. Sana bunu göstermek istedim. Harika bir parça bu. Öyledir. Bakabilir miyim? Tabii. Dedem bunu... Çok eski, çok kıymetli bir gerdanlık. Yanılmıyorsam 15. yüzyıl Osmanlı dönemine ait. Divanhane modeli. Bakın bu elmaslar 32 karat old round kesim. Bunlar da 43 karat old rough kesim. 75 gram 14 ayar altın üzerine özenle işlenmiş. Hepsi el işi yani. Benden daha çok şey biliyorsun. Hakkında çok şey okudum. Bir ara dergiye de çıkmıştı sanırım. Peki ne durumda sence?
Bakıma ihtiyacı var mı merak ediyorum. Bence şu an için hiç gerek yok. Ama ileride ihtiyaç olursa ben size çok iyi birini önerebilirim. Teşekkür ederim. Buyurun. Kuaför indirime mi gitti? Ya. Okula geri dönebileceğim. Ne? Evet bak. Ne diyor, ne diyor? Dur baba dur. Uzaklaştırma yazıyor burada. Atılmadın mı yani? Atılmadım. Bak. Tibet'in annesi mi çözdü bu işi? Evet, gönülsüz olsa da. Allah'ıma bir şükür ya. Kızım benim. Canım benim. Kızım benim. Bak bu fırsatını iyi değerlendireceksin. Bana söz ver. Tamam söz. Abla. Yalnız bir sömestr daha okuyacakmışım. Onun için de para ödememiz lazımmış. Öderiz kızım. Hayır baba. Nasıl hayır abla ya? Kendisi ödeyecek. Benim yanımda çalışmaya devam edecek. Maaşından kesecek. Tamam ya. Olsun. Hadi gel bir sarılayım sana. Bu tibeti de aferin ha. Bak sözünü tuttu çocuk. Oh be. Sana kahve yapayım mı babacığım? Yap. Yap Sevda. Yapıyorum. Şekersiz, şekersiz. Hadi tamam şekersiz olsun. Şuradan lokum yerim. Bak. Hayırlı akşamlar abi. Hayırlı akşamlar koçum. Ne abi iyi misin? Sorma Bedir sorma. Vallahi öyle bir çorap ördük ki başımıza. Boş ver beni sen nasılsın? Geç otur bakalım işler nasıl? İşler yolunda abi çalışıyoruz işte. Kızlar nasıl? Onlar da iyi. Sevda okula geri dönecekmiş. Tibet ayarlamış her şeyi. Bak sen. Allah Allah. Bak sen şu cesur olanı yaptığına ya. İyi, iyi. Yazık olacaktı kızın emeklerine ha. Sırf okula geri dönmek için onunla evlenecek abi. Asıl böylesi yazık. Oğlum senin ne alıp vermediğin var bu Tibetli? Ha? Anlat bakayım. Kötü o. İyi biri değil abi. Sevda'yı hak etmiyor. Diyorsun. Hı. Peki nasıl biri hak ediyor Sevda'yı? Anlat bakayım. Ben ne bileyim abi. Hem zaten babası var, ablaları var. E sen varsın. Bana laf düşmez. Ne oluyor? Nereye? Ben çıkıyorum abi. Ulaşacağım biraz.
olacak ki? Bir dakika. Hadi kızım. Allah utandırmaz. Hmm. Sağ ol baba. Hadi. Hadi Allah işinizi rast getirsin. Sağ ol. Hadi yavrum. Görüşürüz babacığım. Hadi kızım güle güle. Çalışma odasındalar efendim. Çalışma odası arkadaydı. Evet. Teşekkür ederim. Sevda gidip ben ilgileneyim. Siz de acele edin hadi. Ben de mutfağa gideyim. Tamam abla. Ya arkadaşlar bu çizilmesin. Bunun üstüne bir şey koyalım. Siz bana nasıl böyle bir şey teklif edersiniz? Arzu bekle. Arzu? Fazla üstüne gitmedim anne. Gayet medeni bir teklif. Anne. Seni artık tanıyamıyorum. Gayet medeni bir şey istedim oğlum. Ne var bunda bu kadar büyütecek? Arzu. Gelme peşimden Murat. İstemiyorum. Arzu. Pardon ben yine uygunsuz bir zamanda geldim. Yok servet kal. Gelinimden evlilik sözleşmesi imzalamasını istedim. Ne var bunda bu kadar büyütecek anlamıyorum. Herkes gerçek amacını belli etti. Arzu. İyi misin? Bitti bu iş Sevda. En başından beri belliydi zaten. Ya bir sakinleş. Aa, yapma bırak. Aa. Birkaç saat sonra düğünün var, olmaz böyle. Olur, olacak. Ya Dilara Hanım oğluyla evlenebilmek için hamile kaldığımı zannediyor. Murat'ı sevebileceğim aklının ucundan bile geçmiyor. En çok da benim Murat'ın konuşmaması incitiyor. Ben onu seviyorum, o da beni seviyor diyemedi. Ama ben ona ne yapacağımı biliyorum. Ya ne yapacaksın? Bir dur. Bebeği aldıracağım. Olmaz. Saçmalama Arzu. Bebek yüzünden servet avcısı ilan edildim. Arzu tamam. Tamam. Ya tamam. Haklısın. Dur bir sakinleş. Gel şöyle otur konuşalım. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Arzu saçmalama Arzu. Tam camın kenarına koyuyor şimdi. Ayak altında durmasın aman dikkat çok edin. Çok güzel olmuş Servet. Teşekkür ederim. Ay bozulmaz da böylece. İyice yanaştırın. Nasıl renkler hoşunuza gitti mi? Çok güzel harika. Yetişecek mi Servet tutumuna? Yetişir tabii ki kesin. Birisi bakar mı şunları yerine Arzu koyar. Nereye gidiyorsun? Bırak. Arzu. Al annene takarsın bunu da. Arzu dinler misin beni? Neyi dinleyeceğim Murat? Bir ömür boyunca annenin beni hazmetmesini mi bekleyeceğim? Arzu. Arzu bebeğini aldırmaya gidiyor. Ne? Böyle bir şey yapamaz. Ya sadece oğlunuzla evlenebilmek için hamile kalmadığını ispatlamaya çalışıyor kız. Böyle bir kararı tek başına alamaz. Ya tamam haklısınız ama bunu söylemek için biraz gecikmediniz mi? Sevda. Tamam. Doğru söze ne denir? Beni dinlemiyor. Sen Arzu'nun seni gerçekten sevdiğinden emin misin? Her şeyden çok anne. O zaman beni ne diye engellemedin be oğlum? Sana nasıl engel olunur? Öğretmedin ki anne. Servet, davetlileri haber verir misin lütfen bu saatten sonra gelmesinler. Dilara Hanım, düğün günleri krizler çıkabilir. Aşılabilir böyle şeyler. Önemli olan siz bu düğünün yapılmasını istiyor musunuz? Bebeği aldıracakmış Servet. Aklı sıra bütün suçu benim üstüme atacak. Ben bir konuşayım mı Arzu'yla? Arzucuğum biraz konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey kalmadı artık.
Tek başına almaman gereken bir kararın eşiğindesin. Bu bebek benim karnımdayken hiç kimse bana inanmayacak. Sen kendine inanmıyor musun? Peki ya Murat'a? Bebek benim hatam. O gelmeden önce Dilara'nın böyle değildi. Bütün suç onda yani. Doğmamış bir bebekti. Evet. Ya baksanıza. Dört duvar arasına sıkıştırılmış düğünler. Kötücül bakışlar. Yazık ortada kalacak imaları. Bütün bunlara başka ne sebep olabilirdi ki? Sen kararlısın yani Adana'ya. Aslında haklısın. Ben de senin yerinde olsam aynını yapardım. Hadi gel birlikte gidelim. Bu işler öyle tek başına olmaz. Yanında dururum, destek olurum. Hadi. Hadi doktora gidiyoruz. Taksi çağırdınız mı? Servet nereye? Bir işimiz var. Arzu. Arzu nereye? Arzu. Arzu. Mi? Devam edelim kaptan. Arzu in lütfen arabadan. Karar senin Arzu. Arzu. Arzu lütfen arabadan iner misin? Gideceğim ben. Arzu lütfen in. İnmiyorum. Arzu lütfen. Dur. Dur. Gitme. Gitme. Neden? Benden nefret ediyorsunuz. Hayır nefret etmiyorum. Küçük görüyorsunuz. Özür dilerim. Oğlunuza yakıştırmıyorsunuz. Özür dilerim. Siz de annesiniz. Neden anlamıyorsunuz beni? Korkuyorum. Neden? Oğlum için. Ben korkmuyor muyum sanıyorsunuz? Ben ne kadar yalnızım bilmiyorsunuz. Eğer gitmezsen yalnız değilsin kızım. Hazır mısınız? Heyecan var mı? Çok. Çok. Hayatımda gördüğüm en güzel gelinlerden biri oldun. Her şey için çok teşekkür ederim Servet abla. Rica ederim, rica ederim. Hadi. Herkes bizi bekliyor. Hadi gençler. Arabayı durduracağımı nereden biliyorsun? Bilmiyordum. Düğün günü gelini kaçırıyordun gerçekten. Gerçekten. Hem de hazırladığın düğünün iptal edilmesi pahasına. Dilara Hanım, sorduğunuzda benim ismimi söylemelerinin bir nedeni olsa gerek değil mi? İyi akşamlar Servet. İyi akşamlar. Gel uğraşamam sen hadi ya. İndir elini kırıp. Ya sabır ya ne? Ulan oğlum git davetlilerin arasına otur. Ne dolanıyorsun ayak altında? Murat Bey. Buradayken bir fotoğraf alalım. Evet, makineye doğru bakarsak. Sevda. Tibet'le bildir kavga ediyor. Koş çabuk. Ne? Çabuk çabuk. Tut şunu. Bana bak. Ben istediğim yerde dolanırım oğlum. Sevgilimi arıyorum ben. Sana ne? Yürü git sevgilin değil o zaman. Bana bak! Ya ne yapıyorsunuz? Bu barzo benim yolumu kesiyor Sevda. Ha, saçmalamayın. Ablam duyacak şimdi. Sen neyin peşindesin aslanım? Söylesene açık açık. Senin peşindeyim yılan. Çoban köpeği. Lan! Vururum seni. Vururum lan seni. Vururum oğlum seni. Cebertirim oğlum seni. Yeter. Beni seviyorsanız yapmayın ya. Zaten seni sevdiğimizden yapıyoruz. Şşt. Ne yapıyorsunuz siz? Delirdiniz mi? Bu ne rezalet ya?
içeride bir sürü davetli var. Hadi işinizin başına. Abla şey... Bak bir de konuşuyor. Çabuk içeri. Bedir sen de. Sadeç'in pastalar hazır mı? Hepsini hazırladım abla. Harikasın canım kardeşim. Hadi hemen servise başlayalım. Evet. Siz içerideki büyük masaya her şeyi hazırlayın, ben geliyorum. Hadi çabuk olun. Dikkatli. Bunu da ben götüreyim. Tamam abla. Tamam. Temizlenmek, arınmak, yeniden Yusuf olmak. Senin için Saadet, ikimiz için. Benim için benim çalıştığım evi soymak. Çok güzel. İkinci kez çok güzel asrım. Saadet sen anlamıyorsun. Ben bu gerdanlığı çalmazsam... Gerdanlık yok. Evet, yok. Seni daha da güzelleştirecek küçük bir şey. Yapmayın. Aile yadigarı bu. Çok teşekkür ederim. Benim ailem sizsiniz. O gerdanlığı almam lazım Saadet. Anlamıyorsun. Sen adam olmazsın Asrın. Senin hayatın yalan. Saadet'i öldürürüz dediler. Yapmazsan Saadet'i öldürürüz. Eminim. Efendim. Burada. Sana seni burada beklememi söyleyen numara. Alo. Asrıncığım. Geçmiş olsun. Metin ne biçim oyun oynuyorsun? Sana vereceğim cezayı düşündüm. Saadet'i öldürmek. Ama sonra daha iyisini buldum. Benim hapiste çürümem gibi bir ceza. Hayatında sevdiğin tek kadının seni asla sevmeyecek olması. Sen benim paramı aldın, ben de senin aşkını. Hangisi daha değerli? Alo, alo Metin. Saadet bak beni kandırdılar, senin için yaptım. O kadar küçüksün ki gözümde. Polisi çağırmaya bile üşeniyorum. Hangi delikten girdiysen o delikten çık Asrın. Buradan da. Hayatımdan da. Hadi toparlanın, gidiyoruz. Dilara Hanım'la da vedalaştım. Memnun kalmışlar mı? Beğendiler mi pastalarımı? En az 15 kişi cep telefonumu aldı. Ya. Pastacınız dışarıya çalışıyor mu diye de sordular. Allah! Oh be. İyi iyi. Ay, ayaklarıma kara sular indi. Hadi gidelim. Hadi. Abla ya çantalar içeride. Onları alır mısın? Tamam alırım ben. Dur sen, ben taşırım onları. Tamam. Tamam.
anlatacağım. Neyi? Her şeyi. Yarın ilk fırsatta kaçıp bu işe almıştım. Ciddi misin sen? Hayatımda hiç olmadı bu kadar. Olur anne, seni bekliyorum. Geldim aşkım. Tebrik ederim Servet'ciğim. Çok güzel kotarmışsın. Tamam. Müşteri memnuniyeti sermayemizdir. Artık teklifler gelmeye başlar. Merak etme Alev. Sana da bana da yetecek kadar çok evlenen var şu dünyada. Evet, bazı şeyler sana da bana da yetiyor tabii. Efendim Yılmaz. Alev. Bak benle konuşmadan sakın saçma sapan bir şey yapma. Neden? Yapma işte. Seni neden ilgilendiriyor ki? Konuşacağız. Peki Yılmaz, konuşalım. Sabahın köründe. Bedir'le buluşacağım. Ay, saat kaç ya? Sabah sabah nereye gidiyorsun ya? Her şeyi anlatacakmış kızım ya. Düğünden sonra soyadı. Acayip heyecanlıyım. Ne anlatacak? Boş ver. Bak Sevda. Sakın geç kalma. Ablam kafanı kırar. Ya tamam yatsın. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık Nuri, kaçıyorum ben. Afiyet olsun Bedir'cim. Alo. Bedir. Ben işten önce geldim. Yani bekliyorum seni. Tamam, şimdi çıkıyorum ben. Pis. Neden? Çok heyecanlandırdın beni. Ben de öyleyim, geliyorum, bekle. Abla günaydın. Günaydın Bedir. Sen çıkmadan yetişeyim dedim ben de. Yetiştin abla. Gel şöyle oturup konuşalım. Günaydın Nuri. Hoş geldin yengem. Hoş bulduk. Çay getireyim mi abla sana? Yok, çay istemiyorum. Geç otur karşıma şöyle. Seni çok sevdiğimi biliyorsun değil mi Bedir? Biliyorum abla, sağ ol. Sen olgun bir insansın. Akıllısın, edeplisin. Sağ ol abla. Sevda güzel kız değil mi? Evet. Yani tabii. Bir talihsizlik yaşamayız umarım. Aramıza kara kedi girmez bu yüzden. Ben sana güveniyorum. Sen en doğru olanı yaparsın. Değil mi Bedir? Hadi git şimdi. Ofiste kimse yok. Tamam abla. Efendim Saadet, sabahın vakti çağırdın beni. Çağırdım, evet. Geçen günle ilgili konuşmak istemiyorum. Neyi konuşup neyi konuşmayacağımızı anlamanın tek bir yolu var. Ne demek o? Gel.
yaptığım seni öfkelendirecekse... ...bir daha yüzünü görmeyeceğim. Ama eğer öbür türlüyse... Zara hapsetme. Ablan da istemezdi bunu. Ablan yaşamını isterdi. Ben de yaşamını istiyorum. Geldim. Hoş bulduk. İyi misin? İyiyim. Ne içersin? Yani ben seni beklerken çay içtim. İstersen sana kahve söyleyeyim. Yok, sen çay seviyordun. Gerek yok, bir şey içmeyeceğim ben. Neden? İşte. Ne oldu? Benim geçmişim seni ilgilendirmez. Benimle ilgili hiçbir şey seni ilgilendirmez. Bir dakika. Bir dakika, beş dakika fark etmez sevgi. Ben sana göre değilim. Sen de bana göre değilsin. Hayat da seninle çok sevdiğin çocuk bahçesi değil. Ne diyorsun Bedir? Sen benim ne dediğimi benden daha iyi biliyorsun. Hayvan. Ya şöyle. Tanıştığımız güne dönelim. Benim hayvan senin insan olduğun güne. Ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi? Halim varsa gör.
Günaydın abi. Günaydın Servet. Hoş geldin. Hoş bulmadım Yılmaz. Oğlum hadi sen dışarı bak bakalım. Mallar gelecekti. Karşılayın onları. Hayırdır Servet? Bana söyleyeceğin bir şey var mı senin? Nasıl? Ya yeter artık oyun oynadığımız ya. Bıktım artık. Bittim ben. Servet. Bu yükü tek başıma taşıyamıyorum artık. Hangi yükü? Yılmaz. Ben dünyada bir tek sana güvenebiliyorum. Ama aynı zamanda yine dünyada bir tek sana güvenemiyorum. Anlıyor musun beni? Konuşacak kimsem yok benim. O zaman da ne oluyor biliyor musun? Senin bana yaptıklarını anlatacak kimse kalmıyor geriye senden başka. Servet. Bana söyleyeceğin bir şey var mı senin? Benim sana söyleyeceğim bir şey var çünkü. Benim de sana söyleyeceğim bir şey var. Ama korkuyorum. Neden korkuyorsun? Senden. Senden korkuyorum Servet. Ömrüm senden, korkmakla geçiyor benim. Söyle ne söyleyeceksen. Sen söyle önce. Hayır, sen söyleyeceksin. Sen söyleyeceksin. Söylemiyorum. E söyleme o zaman. Servet. Nuri. İki tane kağıt getir, iki de kalem. Hemen abi. Otur Servet. Otur Servet. Terapistin dediğini yapacağız. Birbirimize söyleyemediklerimizi yazacağız. Al. Yaz.